Vop, herkese merhaba arkadaşlar. Ers of Iron'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yaptığım yanlışlarla yüzleşiyorum arkadaşlar ve hepinize açıklayacağım şimdi bu yanlışların ne olduğunu. Hemen şöyle bir göstereyim arkadaşlar. Öncelikle asker nasıl basılıyor abi? Biz asker basamıyoruz abi diyenler için olacak bu sözüm. Bir saniye, hemen şuradan add unit diyelim. Arkadaşlar bakın, burada priority yani öncelik var. Burada sana yani bu production gücünüzü reinforcement yani destek için bunu ortada tutun. Hatta ilk başlarda biraz geriye de çekebilirsiniz. Düşük öncelik verebilirsiniz savaşta olmadığınıza göre. Ve savaşta olmadığınız için upgrades'lerde ortada tutabilirsiniz. Yani orta dereceli öncelik. Üretimde ise gördüğünüz gibi yeşili aldım. En mühim önceliği verdik ve askerin burada antrenmana giriyor ve %20'ye geldiğinde buradan böyle bakıyorsunuz %0 diyor. %20'ye geldiğinde mesela buradan alabiliyorsunuz. Tabi bu tank da cart da cuk da değişebiliyor. Buradan şu tuşa basıyorsunuz, hangi şehire koyduysanız. Gördüğünüz gibi ben İstanbul'u seçmiştim. İstanbul'da doğacak. Bakın bir tane doğdu. Bu bir. İkincisi production. Her askerinize göre özel ekipman product etmeniz lazım. Mesela motorize birimlerimiz geldi. Şimdi ben motorize birimleri için malzeme üretmeye başlayacağım ve aynı zamanda da arkadaşlar motorize piyadesi üretmeye başlayacağız. Şimdi nereden üreteceğiz? Tabii ki buradan üreteceğiz arkadaşlar. Hemen şunları kapatalım. Ondan sonra motorizmimize train diyelim. Hemen İstanbul'u, benim tercihim İstanbul'dan yana. İstanbul'u seçtik. Önceliğini de verdik. Askeri üretimde bunu yapmazsanız GG, well played. Yani zıçarsınız abi. Mecbursunuz. Ve en önemli şey, savaşmak mı istiyorsunuz arkadaşlar? Bakın bu bir oyun. Ben Atatürk aşığı bir insanımdır. Ama Atatürk'ün yönetimini devirmeniz gerekiyor. Çünkü demokratik bir yapıya sahip CHP ve CHP'yi indirmeniz gerekiyor. Bunun yerine MP, yani Millet Partisi diyor burada, ama burada MP yani Milliyetçi Parti'yi başa getirmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ben de şu an o işlem %22'de. Bu %30'lara 40'lara falan geldi mi darbe tarzı bir şey oluyor ve Türkiye Cumhuriyeti yıkılıyor ve Neo Osmanlı kuruluyor arkadaşlar. Bunu da göreceğiz. Bunu yapmadan kesinlikle zıçarsınız abi. İstiyorsanız komünistliğe de kaykılabilirsiniz. Çok kolay. Size hemen bunu göstereceğim nasıl olduğunu. Burada arkadaşlar bakın. Bu menüye bakın, ben bunu ilk başta hiç görmemişim. Şuraya bayrağınıza tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ve şu kısmı tıklıyorsunuz. Burada politik kararlarınızı, her şeyinizi etkileyecek kısım burası. Bu çok önemli. Bunda her şeyi ayarlayacaksınız. Ben liberalliğe yönelmişim ama liberallik bir şeyime yaramıyor yani. Hiçbir şeye yaramıyor. Ve burada görüyorsunuz. Bunu araştırıyorsunuz. Ardından size bir seçim sunuyor. Komünizm mi yoksa nasyonalizm mi? Ben tabii nasyonalizm, yani faşizmi seçtim. Komünistliği kim seçecek? Kim seçecek? Niye seçeyim abi? Komünistlikten hani tabii ayrı bir sev açıp kendim oynarım. Komünistlik üzerinden de yürüyeceğim. Tabii kendi sevimde, yani kendim oynarken bunu da yapacağım. Böyle aşağı doğru gidiyorsunuz. En son bunu yapıyorsunuz. En son bu. Tabii buradan da liberallikten giderseniz en son bunu açabiliyorsunuz. Ama bunun için savaşta olmanız lazım. Bir factionınız olmasa cartı curttu. Bakın arkadaşlar, bu faşizmin önemi çok büyük. Neden? Deli gibi manpower alıyorsunuz abi. 3 milyon manpower'ım vardı benim arkadaşlar, size öyle söyleyeyim. Gördüğünüz militarizm dediniz mi, bizim manpower'ımız deli gibi uçacak zaten. Military youth yani gençleri askere alma. Hitler sistemi. Gençleri askere alacak. Ondan sonra bunu da yaptınız mı? Var ya, deli gibi manpower'ınız olacak. Deli gibi askere alacaksınız. Benim kendi ayrı oynadığım, kayıt dışı oynadığım sevde 1,5 milyon askerim vardı. Ve dünyaya kafa tutuyordum yani, deli gibi yapmıştım orduları. Şimdi dediğim gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar, bakın militarizmden, hani bu oyunu şu an oynayan arkadaşlarımız için söylüyorum, hani oynamayanlar kusura bakmasın. Dediğim gibi bunları yaptıktan sonra siz zaten sizin faşizme karşı
daha çok yöneleceksin. Bak görüyorsun değil mi? Nasyonalizm 0,05, faşistlik işte 0, faşist politikacı falan filan artıyor. Ve en önemlisi, bakın buraya bunu bak. Şurada politika puanınız yukarıda 150 oldu mu? Hani buraya tabii şu ikisi sizde boş olacak, mesela oyuna ilk başladınız. Buraya tıklayacaksınız. Tabii şu şurada olacak. Bunun bu ne? Dur nerede bu? Kazım Özalp mi? Yok değil. Nihal Atsız. Bu Nihal Atsız seçiyorsunuz. 0,10 değerinde size faşizme doğru yönelmenizi sağlıyor. Yani çok kısa bir süre içerisinde faşizme doğru adım adım gideceğiz. Evet, şimdi bunu kapat. Low manpower'ı geçin abi. Zaten manpower olayını da uçacağız. Şimdi bize ne lazım? Petrol ve lastik lazım. Oo, araştırmalar da deli gibi ilerliyor. Ama ilk önce TRD'ye gelelim. Mümkün oldukça şeylerle, yani İtalya, gel bakayım sen buraya. Senden ne alabiliyoruz biz? Yok, bana lastik lazım, bir de petrol lazım. İtalya, sende petrol var mı ya baba? Petrol var mı İtalya? Yok. Arabistan'la bir anlaşma yapalım abi o zaman. Arabistan'la bir petrol anlaşması yapalım. Güzel. Ve lastik. Faşist kim var burada abi? Faşist İtalya. İtalya veremiyor çünkü birilerine vermiş. Ne yapacağız? İngiltere ile bir kankilik yapacağız. Yani. Tamamdır abi. Tamam. İhtiyaçlarımız giderildi. Şimdi buradan araştırmaya devam. Gördüğünüz gibi sanayiden de yürüdüm arkadaşlar. Burada burası prodüksiyona, ben prodüksiyonun artı 5 verecek hani etkisine. Şimdi burada verebileceğimiz bir şey var mı? Yok. Evet, burada araştırma ileride olduğu için bunları yapmaya gerek duymuyorum. Bu neymiş abi? Resource kazanmayı daha çok arttırıyor. Şimdilik beklesin o. Bu ne abi, neymiş abi? Oo, research time'ı düşürüyor. Reinforce rate'i düşürüyor. Mechanic comping. Ama aslında burada artileri çıkıyor. Aslında şu doktrinlere de bir girişmek lazım ya. Ama günleri çok uzun abi. Benim ilk önce orduya değil. Ama aslında tank da lazım ya. Neyse, tank bassak mı acaba? Tank basak mı? Tank. Türk tankımızı basıyoruz lan. Türk tankımızı basıyoruz. Hadi bakalım. Şimdi doktorine daha girmeyeceğim. İlk önce şuna gireceğim. Support equipment. Destek ekipmanları. Ve arkadaşlar size çok önemli bir şey daha göstereceğim. Army experience. Bunu nasıl yapacaksınız? Şimdi mesela bu birimi seçip şey yaptınız mı? Şuradan artıya bastınız mı? Yeni bir ordu oluşturur size. 24 birime kadar bir ordu oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve bu orduları eğitmeniz gerekiyor efendim. Nasıl eğitiyorsunuz? Hepinize hemen şöylecik de bir göstereyim. Şurada start işte şeye, eğitime başlı şey var. Burada stop diyorum. Exercise. Gördüğünüz gibi buna basarsanız ordunuzun şeyi experience. Abi yemin ediyorum İngilizce okuyor beynim yanıyor şu oyunlarda, lanet olsun ya. Oyunlarda abi, ya oyunlarda nedir abi? Abi kafayı yiyeceğim şimdi, konuşamadım ya. Konuşamadım abi. Ordunuzun şeyini artıyor, yeteneklerini arttırıyor ve bu yetenek puanlarını nasıl kullanıyoruz abi biz? Ne pokuma yarıyor bu acaba diye sorarsanız hemen onu da açıklayacağım. Şimdi neredeydi bu? Asker üretme bölümünde şöyle yapıyorsunuz. Division Designer diyorsunuz abi. Mesela bak burada birazdan bizim artileri gelecek. Burada onu seçebilirsiniz. Sonracığıma burada bak dağcıları buraya ekleyebilirsiniz. İşte bak buraya motorizeyi falan ekleyebilirsiniz. Bak mesela diyor ki motorizeyi buraya eklersen diyor 25 puan yapar diyor. 25 puanımız olmadığı için bunu yapamıyoruz. Ends of Iron 3'te nasıldı? Direkt istediğimiz gibi bir tane bir birime iki farklı birimler ekleyebiliyorduk ve daha efektif savaşabiliyorlardı. Bunda da bu olayı getirmişler. Zor yani, zor. Ve savaşmak da gerçekten çok zor yani, onu da söyleyeyim. Hani öyle basit değil, öyle geleyim de vurayım da
keseyim de bıçaklayayım da yok olmuyor yani. Rush yapayım falan, geçin o ayakları. Kim rush yapıyorum diyorsa yürüsün gitsin oradan. Sen şuraya git bakayım. Şimdi. Ooo 41 oldu lan. Ne ara oldu lan? Ne oldu da 41 oldu? Neyse, militarist busu araştırdık. Militarizm. Military yoğurt. Ooo gördünüz mü arkadaşlar, bakın. Ooo 828.000 manpower'ımız oldu. Manpower. Military yoğurt diyeceğiz. Ooo uçacak gidecek, bak görün siz, bekleyin bekleyin. Neler yapacağız neler. Şimdi ilk önce bir bakalım faşizm ne durumda. Evet, %26'ya ulaşmış vaziyette. Bakalım ne kadar hızlı ilerliyor. Şöyle bir basalım. 90. Tamam, çok güzel abi. Military yoğurt dedik. Yoğurt. Yoğurt gibi, o ne öyle. Şimdi üretime gelelim. Oo, bir piyade birimimiz daha gelmiş. Bunları da şöyle çekelim. Şimdi cuma. Bakalım 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 bakalım. 40 geldi. Şimdi tankımız araştırılıyor. Bildiğim kadarıyla evet. Tankımız araştırılıyor. Tanklar araştırılsın. Bu experience puanlarını öyle kullanacağım arkadaşlar. Şimdi bir bakalım bunlara. Bunlar ne alemde? Organizasyonları düşük. Bütçeleri de düşük. Bu tabi askerleriniz ölüyor. Hani burada tecrübe kazanırken cartcurt. Ölüyor. O da sizin manpower'ınızdan düşüyor. Manpower'ınızdan düşüyor. Şuna hemen bir şey verelim. New Commander. Yani şunu Commander'ını verelim. Sana da bir Commander verelim. Aynen, bunlara da şeylerini verdik. Komutanlarını. Şimdi bunlar neler yapabiliyor? Create New Fleet. Falan filan. Ha, bunları eğitemiyoruz peki. Bunlar savaşa savaşa. Koklaşa koklaşa falan herhalde. Dur bakayım abi. Böyle seçtim. Kaç tane birim seçti? Selected. Neyse, bir saniye. Sen bir yok ol. 22 division. Tamam. Ne vermiştik biz buna? Trickster. Trickster'ı verelim. Hemen exercise'a devam edin abi siz. Gördüğünüz gibi level 3 oldu ordularımız. Hani dandik ordularımız yak bizim burada. Herkes rahat olacak kardeş. Şimdi bir saniye. İlk önce bir faşoların faşolarla kankilik bağı kuralım. Almanya gel bakayım. İyileştirelim aramızı, gel. İtalya gel. Seninle planlarım var İtalya. Mussolini. Mussolini adamsın, Mussolini. Şimdi hemen bizim Franco'ya bir ayar verelim. Franco ile aramız iyiymiş zaten. Biz yine bir ayar verelim Franco'ya. Franco. Başka foşik kim var ya? Foşik dur bakayım. Foşiklere bir bakalım. Foşik, foşik, foşik. Heh, tamam foşik. Japonya'ya da bir yürüyelim. Oraya da yürüyelim. Foşik başka kim var? Gel bakayım foşik. Venezuela, Peru, Japonya. Oo, Macaristan'da foşikmiş. El Salvador. Oo, Macaristan'a da yürüyelim abi. Macaristan'da da pampa oluruz. Daha sonra saldırırız falan. Bir şeyler yaparız ya. Tamam abi. Şimdi bizim foşiklik durumumuz ne durumda? Ona bakalım. %30 olmuş. Deli gibi ilerliyor. Deli gibi, deli gibi, deli gibi. Çılgınca ilerliyor. Hep biraz etkisi düştü ama sıkıntı yok. Çok yakında bu işin icabına bakacağız. Savaşlara girmeye başlayacağız abi. Şunu yapacağız. Just a few war goal. Yani zarf atacağız millete. Zarf atacağız. Olaya gireceğiz deli gibi. Yeah, military yoğurt ve 1.1 milyon manpower. Mükemmel. Paramilitarizm. Ne yarıyormuş abi? Military ne veriyor bu? Military yoğurt which gains. Tamam, güzel. Daha çok manpower verecek. Evet, üretim ne durumda? O bir motor izimiz geldi ve bir adet de piyademiz geldi. Çok güzel. Bunlar da böyle ilerlesin. Şimdi bir bakalım. Fabrikalarımız kuruluyor. İstanbul'daki fabrikalar tamamlanmış.
Hatta aynen şimdi İzmir'deki fabrikalarımız kuruluyor. Fabrikalarımız ne kadar güzel Türkçem var ya. İnanamıyorum. Paramiliterizmi seçtik. Tamam abi. Bu gidişle zaten yakında hedefimize ulaşacağız. Hızlı hızlı geçiyoruz abi buraları. Şimdi support equipment geldi. Yeni bir araştırma seçeceğiz. Bak gördüğün gibi engineer önemli. Maintenance, military police, recon company. Recon company ne ya? Sniper falan mı acaba? Field hospital, logistic company, signal company. Vallahi recon'u beğendim ben aslında ama ben sanayiye yürümek istiyorum. Factory output max, factory in sale, product daha iyi olsun. Sanayiye de biraz yürüyeceğiz. Hep ordu nereye kadar? Her zaman orduya yürünür mü? Her zaman orduya yürürsen abi ne olacak ki sonunda yani? En sonunda patlarız yani. Şimdi ilk önce burayı seçtik bir saniye. Sen tekrar bir yok ol. 24 tamam. Burasını tamamlamış olduk bu şekilde. Şuna hemen bir yeni ordu diyelim. Neydi? Buydu aynen. Exercise hadi bakalım. Oo 46 oldu. Şeyimiz ordu deneyimimiz. Aman ha. Ne bu düşüyor? Ha aman ha. Ölmeyin. Ölmeyin, benim canımı sıkmayın. Oo, artileri geldi. Artileri geldi. Süper. Şimdi ben bunu yürüyeceğim. Anti tank mı yürüsek? Improved. Bir dakika, şimdi şeylere bakalım. Dur bakalım. Anti tank, advanced rocket artillery, advanced anti air. Yani biz buradan yürüyeceğiz. Interwar artillery diyeceğiz. Ortadan yürüyeceğiz abi. Şu an benim anti tanka veya anti air'a ihtiyacım yok. Bu yüzden kafam rahat olduğunu söyleyebilirim. Şimdiciğim ha. Dur bakalım bir sev alalım lan. Sev alalım. Kayıt. Nerede kayıt? Burada kayıt. Kaydımızı da ver baba. Aynen. Eyvallah. Şimdi devam ettirelim biz. Şöyle bir bakalım. Ben en son bunlara yavşıyordum. Ne oldu? Tamam tekrar yavşayalım. Bir saniye. Şuradan hemen dostluk penceresine şöyle bir bakalım. Evet. Almanya ile aramız güzel. Macarlarla aramız ne durumda? Güzel. İtalya. Tekrar bir aramızı düzeltelim. Çünkü İtalya ile ben ittifak kuracağım. Evet. Burada yanlış yapmışız. Komünistleri desteklemişiz. Burada yanlış yaptık. Join Wars demek istiyorum aslında ama yapacak bir şey yok. Şimdi Japonya'ya bir şekilde kafalamamız lazım abi. Çok deli planlarım var, deli projelerim var. El Salvador Dominik Cumhuriyeti'ni ne yapayım oğlum? Ben zaten bedenimde bir Dominik Cumhuriyeti ile yaşıyorum. Kimmiş bu abi? Trilujo. Religio. Bilmiyorum, tanımıyorum. Tanımıyorum. Evet, burada tecrübeler ne durumda? Evet, daha fazlası için savaşmaları gerekiyor. Anladım hocam. Peki. Öyle diyorsanız öyledir. Faşizme doğru. Tamam olduk abi, süper, mükemmel abi, tamam. Gördüğünüz gibi 3 hilali aldık arkadaşlar ve şu an seçimleri beklemeden Osmanlı'ya geri dönüş oldu ve bakalım şimdi şu saatten sonra gördüğünüz gibi foşiklerle artıya geçtik. İtalya improve relations.
paramilitarizm. Şimdi sana bunu göndereceğim, tamam mı? Bir de bunu göndereceğim. Sana military access diyeceğim. Aramız iyice iyileşsin, aramızdan su sızmasın. Saldırmamazlık anlaşması imzalayalım. Ohoho, tamam, güzel. Güzel abi, güzel. İtalya ile volunteer göndereceğim abi, volunteer. Komünist komisyon, faşist İspanya'yı da ben yanımda istiyorum. Nasıl bir şey yapalım, nasıl yapalım, nasıl yapalım, nasıl yapalım? Şimdi bu orduyu yok et abi. 7 tane birim vardı değil mi burada? Bakayım. 2 4 5 dur bakayım şimdi. 1 2 3 4 5 6 7. Bir dakika. Şimdi şöyle yapacağım. 1 2 3 diyeceğim. Böyle yapacağım. Buna da bunu verelim. Neydi Hills? Neredeydi Hills? Verdim Hills'ı. Ve şimdi gel bakayım Foşik İspanya. Gel bakayım. Gel bakayım. Şimdi. Tamam. Tamam. Gönüllü göndereceğim. Hatta bir general ile göndereceğim ya. Dur bakayım. Bakayım ya. Tamam, bunlar. Bunlara bir general eşliğinde göndereceğim ha. Rauf Orbay. Rauf Orbay gidecek oraya şimdi. Gel bakayım. Zent Volunteers. Kaç tane? İki tane gönderebiliyormuşum. Tüh. Hadi canım. Tamam, bir süvari bir şey. Tamam, güzel. Şimdi gel bakayım. Al şunu. Gönder bakayım volunteers'leri. Land case'e başlayalım. Ne gönderelim bunlara? Piyade ekipmanı gönderelim. Gönderelim abi. Ve ilişkileri ilerletelim. Abi tamam ya, tamam. Şeyle İspanya ile aramızdan su sızmayacak arkadaşlar. Aramızdan su sızmayacak. Çok çok rahat edeceğiz. İtalya ile de aramız çok iyi. Aramız çok iyi. Şimdi bunlarla da aramızı iyileştirelim. Evet, şimdi bakalım aramızı başka kimlerle iyileştirebiliriz. Şimdi dur bakayım. İdeolojik fanatizm. Tamam. Ya bunu da yaptık. Şimdi Japonya. Gel bakayım buraya Japonya. Seninle bir aramızı. Bak, savaş sebebi yaratma ya çıktı. Savaş sebebine başlayacağız bak. Bak. Bak, bunu göndereceğim buna. İlk önce bir ilişkilerimizi düzeltelim. Tamam, şimdi. Kimlerle aram iyi? Şöyle bir bakalım. Tamam, bunlarla aram iyi, onunla iyi. Macarlar ne yapıyor? Macarlarla da bir arayı iyileştirelim. Almanya. Bak, gördünüz mü? Eğer istersem şu an Aksis'e geçebilirim abi. Aksis'e geçebilme şeyim var şu an. Ama ben Aksis'e geçmeyeceğim. Öyle de bir şey var. Aksis'e geçmeyeceğim. Şimdi neydi? Ne İzmir'i? Kamikaze, ideolojik faşizm. Bizim neyi açmamız gerekiyordu ya? Ben şey yaratmayı diyorum. Herhalde bu sonuncuyu ya, değil mi?
Sonuncuyu da yaratırsak ya faction kurmayı diyorum ya. Faction kurmamız lazım. Ve gördüğünüz gibi %56 faşizm, %44 demokratlar yani CHP. Şu an faction kursak geliyor herifler ya. Şimdi şu şeye bakacağım ya, bu faction kurma şeyi neydi ya? Tayyayla aramız bayağı iyi de. Aynen ya, İtalya ile aramız bayağı iyi ama bu şeyi nereden yapıyorduk ya? Bir şey eksik mi yaptık? Ben bilmiyor, ben cahil, ben anlamıyor. Askerleri de çıkartalım da şuradan. Hatta mümkünse biz bu foşiklere volunteer gönderelim. Nasıl yapalım, nasıl yapalım, nasıl yapalım? Dur bakayım. Abi biz bunlara göndermedik mi bunları ya? Oo, kapışmalara gel. Oo, bizim eleman buradaymış, tamam. Sen böyle gel. Şimdi bunlara bir saniye ya, ben bunlara niye bir tane göndermişim? Ben bunlara daha fazla göndermemiş miydim? Dur bakayım. Zent Volunteers gönüllüler oluyor. Bir tane daha gönderebiliyorum. Peki. Sen gel bakayım buraya. Sen Raw Forba'yı al. Seç şunları. Şunu seç. Gönüllü gönder. Aha, Rolf Orbay gönder abi. Rolf Orbay'ı gönder. Gönder baba. Great War Tank. Yes. Tank da geldi. Şimdi o zaman hangi ne yapıyoruz? Light Tank mi? Ağır Tank mi? Ağır Tank tabii ki de. İyi bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Hearts of Iron bölümümüzde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.